Önce bir özür dilerim, meşhur bir sözü var, duymuşsunuz muhabbet. Diyor ki, aslanlar kendi tarihlerini yazıncaya kadar tarihe avcıları över. İşte burada karşımıza ya iktidar problemi çıkar. Yani hani halkın kendi iktidarına sahip olması ya da bilinçsizlik ortaya çıkıyor. Tabii bilinç mi iktidarı oluşturur, iktidarın bilinci oluşturur, tartışmak gerekiyor, işte dile getirmek gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi halkımız biraz ağaçlı terbiye edilmiş, insan canlı yaşayabileceği kadar bir emekle ya da işte ekmek elde etme tekniğiyle bugüne kadar getirilmiştir. İşte bu halka, böyle bir halka siz gelip de işte turizmin yüksek değerlerinden bahsederseniz, işte turizm sadece paramanda söylemiyorum, işte bir kültürü tanımanın, işte kültürlerin kaynaşması olarak anlatırsanız bu insanlar size kulak asmaz, dinlemezler. Çünkü onlar çok garip gelir. Çünkü bu insanlar önceliği kendi karnlarını doyurmak olduğunu biliyoruz. Bir de insanlar hani bilinç seviyesi olarak hani gelen bütün iktidarlar ve işte gücü elinde bulunduran kişiler halka bir bilinç, yani bir tarih kültürü veya işte bir turizm kültürü vermek yerine kendi iktidarlarını daha sarımlaştırmak çalıştıklarından dolayı ne yazık ki halkı göremiyoruz. Bu sadece Mardin için geçerli değil, Batı ülkelerinde de, şey, Batı ilerinde de geçerliydi. Bir de sistemlerin yaptığı bir şey var. Yani restorasyon diye bize yutturulan bir şey oluyor ya. Yıllar önce 2005'te bir yazı yazmıştım. Hani işte Kürdistan'da yapılan tüm restorasyonlar aslında Kürtlerin var olan, tabii Kürt deyince de yaşayan diğer halkları da içine koymak gerekiyor. Çoğunluk Kürt, ondan dolayı söylüyorum. Tamamen o tarihi tarif etmektir. Çünkü ben epey gezdim, yani özellikle bizim Kürt bölgesini çok gezdim. Nerede tarihi bir şey varsa muhakkak restorasyon yapmışlar. Bütün restorasyonlar da alçılarla hepsini kapatmışlar. Bize işte böyle süslü, güzel bir şey vermişler. İşte bu tarih diye, yani işte böyle turizm diye, turistleri çekmek için bize yutturulan bir şeydir. Ama bence kökünde yatan şey, var mı o tarihi değer, yani işte o kültürü yok etmektir. Başka bir şey değil mi? Başka bir şey Mardin için, şimdi hep televizyonlarda, gazetelerde bilmem ne, bu hoş görüp bilmem Mardin kültürü diye bize sürekli bir şey ön plan çıkartıyor ya. Ben burada yani bir Kürt olarak hiçbir zaman Kürt kültürü olarak görmemişim. Hep Mardin şehir merkezinde yaşayan, burada hani Araplar diyeceğim de yanlış anlamam, yani Kürt anlamında kullanmak istemiyor. Kültürlemek için söylemiyorum. Hep Arap kültürü ön plan çıkartıyor. İşte Arap şarkıları, müzikleri, yemekleri, düğünleri, İşte hep onlar ön plana çıkıyor. Ama burada yaşayanlar, tabii şehir merkezinde bir zamanlar tabii doğal olarak Araplar çoğunluktaydı da şu an artık o çoğunluk dengesi bozulmuş. Mardin deyince sadece biz Mardin şehir merkezi anlamıyoruz ki. Yani bir Nusaybin'de Kızıltepe'dir, Midyat'tır, işte diğer ilçeleri de burada yaşayan büyük bir Kürt potansiyeli vardır. Hiçbir televizyon programında veya gazete haberinde Mardin kültürü kelimesinin altında işte Nusaybin'deki herhangi bir kültür öğesi girmemiş. İşte herhangi bir Kızıltepe'deki bir kültür öğesi girmemiş. Sadece Mardin ana merkezinde yaşayan işte Arap kültürü, dediğim gibi dansıdır, düğünüdür, mevlidir, işte sünnet düğünüdür. İşte hani her sene oluyor ya, bu valili kanalıyla İstanbul'da Mardin günleri diye bir şey yapıyor. Bu son yılda biraz geçti. Yani artık siyasi bir gücün etkisiyle değişmeye olmuştu da. Hep ne oluyordu? İşte şehir merkezindeki Arap kültürünün işte en güzel yemeklerini yapan hanımlarını götürüyordu. En güzel el sanatlarını yapanları götürürlerdi. Bize, yani daha doğrusu bize de ki yani bu dünyaya, yani işte Türkiye'ye Mardin kültürü diye tanıtıyorlardı. Böyle olunca biz hep bundan mağrur kalıyoruz. Çünkü bizim kültürümüz yansıtılıyordu. Ve hep bir kültürün yok oluşunu seyrediyorduk burada. Ve onu görüyordum yani.